29 Nisan 1880'de bugün Makedonya sınırları içinde bulunan Pirlepe'de doğdu. Harbiye'de okuduğu sırada Namık Kemal'in vatan ve hürriyet ideallerine dayanan görüşlerinden etkilendi. Mezuniyetinin ardından Trablusgarp'ta, ertesi sene Balkan Savaşı'nda görev aldı. Mütareke döneminde Mustafa Kemal'le birlikte Minber gazetesini çıkardı. Mart 1919'da damat Ferit Paşa hükümeti tarafından tutuklanıp Malta'ya sürgüne gönderildi. 1921'de milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya döndü. Kurmay olarak cepheleri dolaştı. 11 Ekim 1921'de dahiliye vekili olan Okyar, Cumhuriyet'in ardından başbakanlık, meclis başkanlığı ve büyükelçilik gibi görevler üstlendi. Mustafa Kemal Atatürk tarafından yeni bir parti kurması teklif edilince 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Ancak kısa sürede siyasi tartışmaların merkezi haline gelen parti, Kasım 1930'da teşkilatlanmasını tamamlamadan kendini feshetti. 1934'te Londra Büyükelçisi olan ve Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne imza atan Türk delegasyonu içinde bulunan Okyar, yurda döndükten sonra Milletvekili ve Adalet Bakanı olarak görev yaptı. Yaşamı boyunca Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde kritik görevler üstlenen Okyar, 7 Mayıs 1943'te İstanbul'da hayatını kaybetti.